Scroll Komite'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlkay Zaman. Ben Kaan Kaya. Yaz geldi. Aşağıya direkt parklara, bahçelere, çardağa indik. Yeni mekanımız Çardak arkadaşlar. Çardak'tan sesleniyoruz şu anda sizlere. Bugün inceleyeceğimiz telefon Asus Zenfone Max. Evet. Şimdi daha önce zaten kutu açılışını yapmıştık. Zaten bilenler de biliyorlar, haberlerini falan yaptık ürünün. Daha çok piliyle ön plana çıkan bir telefon. 5000 mAh bir bataryası evet. Var. İstiyorsan teknik özelliklerini sayalım. İstersen ben geçeyim hızlıca ana özelliklerine. Sonra sıralayalım. 5.5 inç 720p ekranı var. 13 megapiksel ana kamerası var. 2 GB RAM. Snapdragon 410 var. Bu birazcık insanların işte moralini bozan şey. Giriş seviyesi. Evet. En önemli özellik batarya dedik. 5000 mAh lityum polimer bir bataryası var. Gücünü şöyle alıyor abi. Snapdragon'dan alıyor. Grafik gücünü de şöyle söyleyeyim sana. Hemen şöyle notlarımdan bakayım. Adreno 306'dan alıyor. Burası da çok soru işareti oldu. Çünkü herkes dedi ki yani tamam telefon her şey güzel. 5.5 inç ekran söyleyemedim de var. Fark ettim. Ama dediler hani birazcık da oyun oynatsaydı falan. Ben burada özellikle bundan bahsetmek istedim. Yani ben kurcalarken oyunları oynadım. Ya beklediğimin üstünde performans aldım yani oyunlarda. Hani Snapdragon 410 yanına da Adreno 306 dedim ki ya hani çok tat vermez dedim ama hani Need for Speed falan oynadım biraz. Güzeldi ya ben keyif aldım yani. Tamam bir S7 değil. Hayır, bir de ama şöyle bir güzel şey. Yani. Şimdi oynadığın oyunlara da bakmak lazım. Bu arada diğer teknik özelliklerinden de bahsedelim. Mesela bitirelim. Wireless AC desteği yok. Ben mesela bunun da olmasını isterdim. Hızlı veri transferine izin vermiyor. Evet yani. Aynen o da yok. Micro SD var. Dediğimiz gibi ana özellikler bu şekilde zaten detaylandıracağız. Bir de ekran IPS. Renkleri güzel ama bir şikayetim var. Biraz daha parlaklık yüksek olsaydı. Çünkü biz burada normalde görüyoruz da gün ışığında ben biraz daha hani olsun isterdim. İsterdim anladım. Peki depolama? 16 GB bizdeki. 8'i de varmış sanırım ama Türkiye'de 16 diye biliyorum. Ama yükseltilebiliyor, artırılabiliyor. Evet, micro SD var. Tamam. 2 GB da RAM var dedik. Aynen. Tamam. Peki. Şimdi biraz detaylandıralım olayı. Evet. Ekrandan başlayalım. 5.5 inç ekranı evet, var dedik. Evet. Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Bu da mesela sürpriz oldu. Ya hani Gorilla Glass 4 ile korunuyor deyince ilk hareket. Bunu yapıyorsun. Çizmeye çalışmadım ama genelde çizmeye çalışırlardı. Yok, çizmeye çalışmadım. Dur temizleyeyim ben. Ben temizliyorum. Temiz ya zaten. Evet. Evet abicim devam. Gorilla Glass 4 sürpriz oldu. Herkes 3 diye bekliyordu. Ama böyle bir gelince telefonda beklemiyorsun Gorilla Glass 4. Yani çünkü bu giriş seviyesi özelliklere sahip bir cihaz. Yani orta seviye denemez buna. Ya şeyi aslında anlıyorsun. 410 diyorsun ki yani güç tasarrufundan dolayı pil de ön plana çıkmış. Zaten bekleme süresindeki pili çok ön plana çıkarıyorlar. Özellikle de konuşmadır, kullanım da zaten iyi de bekleme süresini daha çok ön plana çıkarıyorlar. Sanırım onu da aslında şunu düşünüyor. Ya diyor hani bunu birisi ikinci bir telefon ya da iş telefonu yapabilir. Hani gezilere giden oluyor, normalde dışarıda çalışan insanlar oluyor. Bu ikinci telefon için biraz büyük bir telefon. Ama işte bu şey var abi. Mesela gözü görmeyen insan olur. Ne bileyim hani daha büyük şeylere ihtiyaç olan olur. Resim bakar. Bazen mesela ben kendim inşaatçıyım biliyorsun. AutoCAD projesi açıp bakıyorum mesela. Ben o kadar psikopat değilim öyle şeylere bakamıyorum yani. Yani bakılıyor, güzel de çalışıyor herkesin yani o bakımdan. Herkesin tabii iş koluna göre. Ha, sen tabii o işle ilgili olduğun için bakıyorsun. Ya abi şimdi öyle düşünme. Word belgesi düşün. Büyük ekranda açıp bakmak daha bir daha farklı. Daha rahat tabii canım. Aynen. Tabii. Ben de mesela büyük ekran telefon kullanıyorum. Şimdi düşünüyorum küçük ekrana gittiğimde mesela iPhone SE bana o kadar küçük geldi ki. Bana yani bir yandan şeyi özlemişim. Avuç, gerçek avuç içi tasarımı özlemişim. Ama yani R ile T miydi yan yana olan, T ile R miydi? Aradaki E'ye basamadım mesela. Bir de şey var abi şimdi yani biz gitmedelim yani bir türlü. Eskiden tek elle yazardık. Evet, mesela 33.10 falan da var. Şimdi iki ele geçtik ama. Mevcutsun çünkü telefonu kavraman evet. Farklı. Ufaklara alışamıyorsun. İş şemcisinden bahsedelim. Kaç Snapdragon çekirdekli? 410. Nedir? 4 çekirdekli. Tamam. 1.2 GHz'de Cortex-A53. Bu da eski nesil ama hani işlemci dediğim gibi çok fazla donanımda şeye beygir gücüne diyeyim önem vermemişler. Şimdi bu işlemciye ve de bu GPU'ya baktığın zaman giriş seviyesi bir evet, işlemci giriş seviyesi ve de giriş seviyesi bir grafik işlemcisi bulunuyor. Bazı oyunları evet yani telefonu sen daha çok inceledin. Bazı oyunları evet oynayabilirsiniz belki ama beklentiyi yüksek tutmamak yok, lazım. Yok en giriş seviyesinde oynuyorsun. Heh yani çünkü heh. İnsanlar şunu düşünüyor. Lan 5000 mAh bataryam var. Ben artık rahat rahat oyunda oynarım, sosyal medyaya da girerim falan. Hani tam bir oh be rahatladım derken araya donanım eksikliğinden çıkan problem gözüküyor. Bir de ben şeyde mesela dikkatimi çekti. Bu telefon şimdi tamam donanım olarak düşük, pil olarak yüksek filan. Mesela bunun Zenfone 2'ler var ya, hani evet. O 32 GB olan evet. Bir üst versiyon.
Onda mesela fiyat bayağı düşmüş. 1100 lira seviyelerine düşmüş. Ben mesela bu telefon 999 TL. Bunu da söyleyelim. 1000 diyelim. Yani 1000 lira diyelim. O cihaz mesela 1099 falan da 1090. 1100 diyelim. Arada bir 100 lira var ama o zaman insan düşünüyor. Ya diyor hani pili boş verip donanıma mı gitsem acaba? Bir de o. Öyle düşündürüyor mesela. Beni düşündürdü açıkçası. Ya işte o da kimin neye önem verdiğiyle alakalı. Evet. Ya adam diyor ki ben oyunsuz olmaz diyor. Ben şu oyunu oynamam lazım diyor. Kurcalamam lazım. Kimisi de diyor ki arkadaş ben oyun falan istemiyorum. Ben batarya sürem uzun olsun her şeyi yapayım diyor. Aynen o adamlar için biraz. Aynen. Şimdi şundan biraz bahsederim. Kamera özellikleri. Kamerası 13 megapiksel abi. Evet. Şurada arkada bir çift tonlu led flaşı var. Şeyde ön tarafta 5 megapiksel söyledim mi bilmiyorum 13'e ama. 13'e 5 evet. Evet. İkisi de f2.0 sanırım. Ben diyafram ön taraf şeyde f2.0 diye hatırlıyorum. Çift tonlu led flaşı var. Lazer otofokusu var. Evet. Burada gürültü önleyicide bir mikrofonu var. Üst tarafta kulaklık girişi, alt tarafta da USB girişi var ve mikrofonu var. Sağ tarafta da güç butonu, ses açma kapama butonu var. Basit ve de bildiğiniz Asus tasarımı. Arkadan alışmıştık ya Asus'ta. Evet, yana geldi. Aynen yana geldi. Ama genel olarak şey tasarımı. Basit telefon evet, tasarımı yani. Hani farklı bir şey yok. Yani benim orada eleştireceğim bir şey yok. Ya. Güzel. Aynen. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Ekran gövde oranı düşük. Düşük. Yani o kötü. Hele kalınlıkta bir de şey var. Hani kalınlıkta kalın ya ekran daha da büyük gözüküyor. Çünkü 5000 mAh bataryayı buna sığdırmak için bir telefona biraz kalınlığa ihtiyacınız işte, olacak yani. Elde zor tuttuğun zaman sanki ekran bile küçülüyor insanın elinde. Hani aynen. Telefon ergonomi diyoruz ya ergonomi biraz kötü o bakımdan. Ama şöyle bir şey var Kaan. Ben mesela şeyi beğendim. Tutuşunu ya ben büyük telefon kullandığım için belki de beğendim. Tamam. 5000 mAh bataryası kalın ama ağır bir telefon değil kesinlikle. Yok o kadar yani ağır. Onu söyleyelim yani çok ağır bir telefon değil. Yok. Ağırlığı net kaçtı bir baksana. 202 gram. Ya, ama işte onu hissetmiyorsun böyle çok çok ağır bir telefon değil. Yani, işte. Yani bilmiyorum cebinizde mi taşıyorsunuz telefonu sürekli elinizde mi taşıyorsunuz ama yani şöyle gören der ki ne biçim kalın telefon ağırdır bu kesin falan. Ben öyle bir ağırlık hissetmedim açıkçası. Mesela S7 Edge'i çok kullanıyorsun o 157 gram. Evet. Mesela 50 gram neredeyse fark var aralarında. S7 Edge de çok ağır değil. Yok o değil ya. Ağır değil yani. O zaten ya da biz alıştık bilmiyorum. Alışmış da olabiliriz yani. Tabii. Aynen. O da olabilir. Onun dışında başka örnekler ama kamera şey gibi ya Zenfone Lazer bir benzeri diyebilirim. Hani ona biraz bakanlar varsa. Genel olarak Asus'un kameraları kötü değildir zaten kamera yo, performansı. Yok değil. Yani güzel. Ben Asus'ta şurada çok kötü bir kamerası var dediğimi hatırlamıyorum yani açıkçası. Yok. Zaten Asus'un aslında ekran kalitesi falan da güzel. Hani renklerin doğruluğu falan zaten onları ayarlayabiliyorsun da kendin. Aynen. Sıcaklığını falan. Hani her bakımdan güzel. Biraz daha parlaklığını arttırsalardı ekranı mesela benim çok hoşuma giderdi. Parlaklık şu anda bile en sonda olmasına rağmen biraz düşük. Evet çok parlak değil. Parlak değil. Evet başka neler söyleyebiliriz? Ne diyelim? Ya, pilinden biraz bahsedeyim yine. Zaten çok önemli yeri pili. Ne kadar gitti pili sana mesela? Ya bir gün çok rahat zaten çıkarıyorsun da. İkinci günde çıkartman lazım. Çıkartıyorsun ama şöyle çıkartıyorsun. Hani ben sürekli 7/24 evet 7/24 telefonu çalıştırıyorum dediğin zaman ikinci günü hani birinci günü biraz geçtiğinden sonra diyeyim hani nasıl diyeyim 4-5 saat daha kullanırsın diyeyim hani sürekli kullanırsan 20-25 saat arasında bir kullanım sağlar sana. Yani bir gün biraz üzeri ama bu bir sürekli kullanırsan. Sürekli kullanırsan. Ya bir kere bir en azından 7-8 saatini uykuda şekilde. At. Yani uyku uyuyorsun. Evet. En onu azından, atarım zaten. Onu yani 3 atarak saat, 4 saat uyuyanlar varsa bir şey diyemem tabii, tabii. Ama onu zaten direkt attıktan sonra da sürekli elinden düşmüyorsa 25 saat mantıklı. Ama arada sırada koyuyorsan, bir arada sırada bakayım falan diyorsan film da. Film izleyeyim diyenler 15 saatin üzerinde film izler. Öyle mi? Evet. İyi rakamlar bunlar. İyi rakamlar. Kötü rakamlar ama 5000'e göre biraz şey, onu da ben şeye bağlıyorum. Android 5'e. Android 6 alırsa, ki bence alacaktır artık. Alırsa daha iyi performans sergiler. Çünkü Android 5 diğer telefonlarda da gücü çok tüketen. Android 5 1'den bahsediyoruz değil mi? 5.02. 5.02 mi? Evet 5.02. Güncelleme alacaktır bence. Bence de alacaktır. Alması da şart. Pardon. Çünkü gerçekten pil konusunda biraz kötü Android 5. Peki RAM işlemciyi kurtarıyor mu? İyi midir? Kurtarıyor. Zaten işlemci zaten giriş seviyesi olduğu için artık RAM'i çok düşünmüyorsun abi. Doğru. Diyorsun ki zaten işlemci hani gücü belli. RAM seni kısıtlamıyor. Hani işlemci çok güçlü olsa ya orada insan düşündürürdü 2 GB RAM. Evet. O zaman söyleyeceklerimiz genel olarak bu kadar. Dediğim gibi yani. Önemli olan yeri pili. Ben fiyatının biraz daha düşmesini beklerim. Yoksa güzel bir telefon.
Ya zaten çok da fazla söylenecek bir şey yok telefonla ilgili. Yani giriş seviyesi bir cihaz arkadaşlar. Hani incelememiz belki size biraz şey gelebilir. Diğer incelememize nazaran biraz daha böyle kısa ve öz gelebilir ama fazla da söylenecek bir şey yok. Yok, çok bir şey yok. Evet. Yani fiyat belli, segment belli, giriş seviyesi bir ürün. Tek öne çıkan özelliği bence bataryası. 5000 mAh olması. Onun dışında başka da bir şey yok zaten. Ürünle ilgili bize sorularınız olacaktır. Sorabilirsiniz. Videomuzun altına yorumlarınızı ve de sorularınızı bekliyoruz. Like etmeyi ve de kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.